Efendim Güldür Güldür'e hoş geldiniz. Hepimiz bir kere yaşamışızdır. Platonik aşkı. Var mı aramızda böyle bir hayranlık duyan, bir beğeni duyan, bunu bu konuda açılamayan veya açılabilen? Şurada bir hanımefendi var galiba. Platonik bence insanın özgüveninden ibaret değil, hani karşı tarafa duyguları geçirmemesinden ibaret. Bakıyorsunuz karşınızdaki size uyuyor ya da uymuyor. Bir türlü karşınızdaki insana söyleyemiyorsunuz ya da ifade edemiyorsunuz onu. Böyle kendi kendinize gariban bir şekilde aşk yaşıyorsunuz. Bence platonik dediğiniz bu yedik ve kendinden bitik bir duygudur yani. Evet. Ben bunu şu an böyle yaşıyorum. Böyle ifade edebilirim yani. Hepimizi diri diri gömdünüz burada. Garip bir duygu. Zaten yani platonik budur, evet. Tabii ki. Bunu yaşadık mı diye biz... Ben şu an yaşıyorum bunu. Ha bu kadar... Süper abi. Süper, şahaneymiş. Yani bu kadar kötü bir durumda olduğunu anlattınız. Kendi durumunuz öyle mi? Tabii, niceler böyle yani. Siz şimdi nasıl bir şey yaşıyorsunuz? Hiç isim falan vermeden veya vererek daha güzel olur bizim için. İzah ederseniz. Yani cinle toniği karıştırsak cin tonik olur. Pilayla toniği karıştırsak platonik belki, bilmiyorum. Hani bunun açılımı nedir? Ama ben böyle acayip bir duygu yaşıyorum. Böyle kendi kendime böyle gariban bir şekilde. Aa ben aşığım, birini seviyorum falan. Nerede garip garip beyefendi, böyle nerede? Kendi kendime hayaller kuruyorum, evet. İşte kadın olarak işte onunla bir şey olabilir mi ya da işte bir şeyler yaşayabilir miyiz? Konuşuyoruz mesela, işte karşı tarafta bir ambele yok ya da herhangi bir şey, bir birisi yok hani. Benden hoşlandım mı, hoşlanmadım falan, böyle kendi kendime gariban bir şekilde aşk yaşıyorum. Bu bence platonik. Ben araya girebilir miyim yoksa siz devam edecek misiniz? Siz araya girerseniz sen de, sizden hoşlanırım yani, nasıl araya girersiniz? O kadar. Araya girmeyeyim bence. Siz bayağı platonik nezlesiniz anladığım kadarıyla. Tabii, tedavisi yok bunun. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Birine bir şey hissediyorsunuz, doğru mu? Hissediyorum. Peki nerede? Ama onu karşı tarafa geçiremiyorum. İşte bu platonik. Öyle elle göstermeyelim de. Ama elle gösteremiyorum. Lan ben senden hoşlanırım diyemiyorum işte. Bu böyle lanlı konuşursanız kesin o da sizden hoşlanır. Kesinlikle benden hoşlanmaz. Ama bir benim şey, nerede beyefendi, nerede? Ha, bizimki Sarıyer'de oturuyor. Kaç yaşlarında? Benden 3 yaş küçük. Bu aralar biraz çıtır takılıyorum. Ama takılamıyorsunuz ki, konuşmuyorsunuz adamla. Peki, inşallah muradınıza erersiniz diyorum. İnşallah, muradımıza ereriz. Evet, teşekkür ederim. Başka var mı biri böyle bir platonik bir şey yaşayan? Herhalde bunun üzerine çıkamayız diye düşünüyorum. Efendim, erkekler arasında hep bir efsane vardır. Oğlum bir mekan var, oraya gidince kızlar teklif ediyor diye. Tabii böyle bir mekanı bulan olmadı, gören de olmadı. Bakalım bulunsa ne olurmuş, biz onu izleyelim. Buyurun. Çok güzel çalışmışsın, gayretlisin de arkadaşın niye katılmıyor? Ben şeyi oynuyorum Aziz abi. Neyi? Neyi oynuyorsun? Aman etraftan görürler. Şşt, ayıp olur. Lan gibi. İçim böyle yani. Evet. Biz böyle çalışmadık. Ben senden böyle bir şey istemedim. Ben de mi oynayayım? Hayır bak, çok güzel, sen de bir duygu yakalamışsın. Sağ ol. Sen şey yap, önce bir bak bir gör. Sinirim bozuldu. Önce bir gören olur, bir bakan olur, şşt, şşt, ne yapıyorsun falanları yap. Ama yavaş yavaş senin de kanın kaynasın.
ve sen de coş. Hazır bulmuşsun geniş alan, müzik, daha ne istiyorsun? Buyurun, müziği alalım. Ne yapıyorsun? Oğlum ayaklarını su getirdi. Tam denk getirin. Doğrusunu gösterin seyirciye, yapın. Geç hadi çok. Takılalım biraz. Bilal abi bir şey soracağım sana o zaman. Doğru mekan burası mı abi, bu mudur? Tabii kardeşim ya. Ben araştırdım, buldum oğlum. Kızların kendilerinin teklif ettiği barı buldum. Abi bak bir yanlışlık olmasın. Geçen de avrum beni bir tane mekana götürdün dedin, orada kızlar teklif ediyor. Kızlar evlenme teklif ediyormuş. Orada tabii biraz sıkıntı oldu. Abi günah gecemizi yaşayalım diye gittik, az kalsın gerdek gecemizi yaşıyorduk. Tamam oğlum sen de abartma ya. Bu kez kesin eminim. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Heh. Hani biz Batı'nın ilmini sanatını alacağımızı ahlaksızlığını almışız ya. Evet. Heh, işte Batı da ahlaksızlığını bu bardan almış. Abi süper. Tabii. Bu neydi bu, her şeyin serbest olduğu bir ülke vardı, neydi o? Hollanda. Hollanda. Hollanda'yı kuran adam bu barın müdavimiymiş. Mustafa Hollanda mı? Mustafa Hollanda. Abi. Tabii. Adam yıllarca buranın fındığıyla fıstığıyla beslenmiş o. İyi ya o zaman da. Tabii. Madem kızlar teklif ediyor, bunlar eciş bücüş çirkin bir şey olmasın abi? Ya şimdi İbrahim, yani bu sen mi söylüyorsun ya? Ne abi? Oğlum, sen karşı cins olarak en son karşıdan karşıya geçerken annenin elini tutmuş adamsın. Sen daha ne kız seçiyorsun? Yürü gitsin. Bilal abi, sen de kız arkadaşın aynı anda tıraş olan biri için az seçicisin. Yenge maşallah 5 bıçaklıyla anca sinek kaydı oluyordu. Oğlum, sakalı kalındı kadının. Ne yapsın? Bırak Allah aşkına. Aha! Allah. Abi, kızlar geldi ve çok güzeller abi sanki. Ha, ha, ha. Aa, bunlar bize mi bakıyor lan? Abi ya, bu kadar kolay olamaz ya, ne oluyor ya? Gülüyorlar abi. Gülüyorlar harbiden. Abi geliyor. Kaç. Çekiliyor. Afiyet olsun. Geçen gün ne fark ettim biliyor musun? Cinle toniği karıştırınca cin tonik oluyor. Playla toniği karıştırınca platonik oluyor. Abi bitiyorum ya. Vallahi bitiyorum bu zekama. Şunlara bak. Bilal abi böyle de ayıp oldu. Kızlar orada sap gibi kaldı ya. Oraya mı gidelim? Hadi gidelim bari. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. Aa, İyi akşamlar. Selam selam. Ne habersiniz ya? Nasılsınız? Eyvallah. Sana bir iç kısmarlayayım mı? Asıl ben sana bir iç kısmarlayayım ya. Ne içersin? Yok ha? Ya olur mu öyle şey? İçki ısmarlanacaksa biz ısmarlarız. Allah Allah. Ha. Öyle olmuyor ama. Niye? Kızların ısmarladığı yerde kızlar ısmarlıyor. Kızların ısmarladığı yerde kızlar mı ısmarlıyor? Evet. Senin paran burada geçmez yani bebek. Yok canım, olur mu öyle şey ya? Ya. Olur. Yani olur mu? Olmaz lan, olmaz. İçki ısmarlanacaksa biz ısmarlarız burada. Bilal, Allah Allah. Oğlum atarlı. Ne bileyim. Atarlı. Sinirlisinden bu da bana bak. Senin burcun ne? Bolik. Ah, en sevdiğim. En sevdiğim. Romantik, duygusal, alıngan, şefkatli, kırılgan, romantik, duygusal. Senin burcun ne? Ay hiç sormayacak mı sanmıştım. Senin burcun ne? Ben sabaha kadar sorarım ya sana. Ben hayvan burcum.
Ay şaka ya. Ama yükselimi sana gecenin ilerleyen saatlerinde gösterebilirim yani. Ya yuh be. Yuh yani. Bu ne ya? Allah Allah. Ne oldu ya şimdi? İyiydik. Şakalaşıyoruz burada. Sen niye gerildin ki? Anlat ya. Hayır, senin ağzın niye bu kadar pis yani? Sonuçta senin karşında bir insan var. Anladın mı? Biraz saygıyı hak eden bir insan var. Arkadaşım burada eğleniyoruz. Sen niye gerildin? Bak. Şuraların var ya taş gibi olmuş. Gel ya. Ben sana biraz masaj yapayım. Gel. Ya bakar mısın? Pardon, ben el şakasından hiç hoşlanmıyorum. Şu yaptığın şey çok çirkin. Ha, çok Allah çirkin. Allah ya arkadaş. Ne nazlı çıktın ya. Ayrıca böyle böyle yapınca da çok seksi oluyorsun ya. Böyle böyle sinirleniyorsun. Tamam, lütfen gider misin biraz? Hayret bir şey ya. Dans edelim mi? Ben beceremem. Ben beceririm. Yani güzel dans etmeyi beceririm, sana göstereceğim bebeğim o manada. Gel. Ay, bilmem ki nasıl. Hayır, İbrahim'cim biz bir tuvalete gidebilir miyiz? Abi, benim daha çişim gelmedi, iyiyim böyle, sağ ol. İbrahim diyorum. Ne var ya, ne? Bir dakika, yalnız gidemiyor musun sen? Ya ben arkadaşımla konuşuyorum, çok özür dilerim ama seni ilgilendirmez. Allah Allah. Hayır ya. Atarlı ya. Ne var? Tuvalete yürü. Ay bir dakika, gidecekseniz biz sizi bırakırız her türlü. Aa, o niye? Ya hayatım yani... şimdi etraf müsait değil, değil mi? Sap var, evet. Sapa mekan. Yanlışlıkla evet, şuradan şuraya gidene kadar bir şey olur filan, biz geçirelim. Lütfen, bak hiç hoşlanmıyorum. Çok düşüncelisiniz, sağ olun. Ya bizi sizden başka zaten kim rahatsız edecek? Bir yürür müsün İbrahim? Hani ne ya? Ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmıyorum. Konuşuyoruz sadece. Ne var? Resmen kuyruk sallıyorsun ya. Ya. Abi saçmalamaz mısın ne olur? Resmen o kuyruğun sallandı İbrahim. Sus, yeter hadi. Bana bak. He. Bu dombili var ya. Evet. Ben onu çok şey yaptım ya. Ben onu böyle yastık yerine, yatak niyetine, yorgan niyetine, her niyeti olur o yani. Anladım akıllı. Ben seni. Sen cüceyi ne yapacaksın? Cüce bana yanıyor ya. Hadi yanıyor. Be. Ama belli etmiyor. Ha, gizli. Sen şiş koyu kafalı cüce, o tamam, her türlü benim. O cepte ya, o cepte. Selam. Hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın. Biraz... İyiydik. Biraz geç oldu, biz kalkacağız. Evet. Aa, hoppala ya. Nereye şimdi? İyiydik daha, geceye yeni başlıyoruz. Ya şey, bizim oraya belli bir saatten sonra vesait kalmıyor da. Ya arkadaşlar, problem değil. Bizde kalırsınız. Bizim eve sabaha kadar vesait var. Çok rahat ya, çok rahat. Yani olur mu? Bilmem ki. Bilmem ki. Olmaz öyle şey. Tamam, annenlere ne diyeceksin? Ne diyeceksin annenlere? Ya sende kaldığımı söylerim. Ben gülmüyorum. Benimle biraz gelir misin? Hayır, bir saniye. Annemlere sende kaldığımı söylerim. Ayarlarsın, ne var ya? İki dakika gelsin. Vay arkadaş, ben anlamadım bu mevzuyu ya. İbrahim. Evet, dinliyorum. Şu an dinliyorum. Ha? Evet. Aklından ne geçtiğini çok iyi biliyorum ben ya. Ama sakın bak, sakın. Bilal abi, izin verir misin bir saniye? Abs, bir saniye. Ben bu kızdan hoşlanıyorum. Aradığım kişi... Aradığım kişi o olabilir abi. Bunu hissediyorum. Ben balık burcuyum. Bak. Sen onunla birbirine ait değilsin. Ben çok iyi anlıyorum. Bu seni üzecek ya. Sen benim için çok değerlisin, okey? Yeter artık Bilal abi. Kendi kararlarımı kendim verebilirim, tamam mı? Dans edelim mi? Hadi gel dans edelim bebek. Olur. Abi. Hadi ama ya, ne naz yaptın be? Yeter be. Yeter ama artık. Yeter, bu ne ya bu? Vallahi bıktım ben senin bu cinsel tacizlerinden. Aa. Yeter ya. Çek şu pisojeli ellerini canım üstümden. Ama sen istemiyorum, istemiyorum. Ayağına nazlanıyorsun bütün gece, bırak ya. Ya ne alakası var? Benim sevgilim var bir kere ve yolda buraya geliyor.
Salak mı dinledin? Ay yalan da söyleyemiyor ya. Hadi gel gel. Lütfen dokunma. Bak gerçekten sinir oluyorum. İki dıptız hadi. Hayır. İstemiyorum. Defol git buradan. Arkadaş. El kol yapma. El kol yapmayacaksın. İndireceksin o elini. Anladın? Ne yaparsın ya? Ne yaparsın? Allah aşkına ne yaparsın? Erkek olmasan var ya sinir ağzını burnunu kırarlar. Atır lan yerine. Bütün gece yanar döner. Bu ne lan? Yakında yanacaksan yanacaksın. Anladın? Anladın mı lan? Rengini belli edeceksin. Siyah. Tuvalete bak. Oyun oynuyor burada lan. Git artık git. İbrahim! Bilal abi! Ne oldu sana? Beni kuytulara çekti. Beni bir seks objesi olarak gördü. Senin neyini seks objesi olarak gördü? Anlamadım ki. Göbeğini. Mememi önledi. Ya biz nasıl bir gece yaşadık Allah aşkına İbrahim ya? Bilmiyorum. Biz ne hale geldik oğlum? Ya lütfen bir dahakine bir erkeklerin teklif ettiği bara gidelim. Bilal abi. Seni dinlemeliydim. Özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Gel buraya seni küçük aptal. Hepimiz bir kereliğine de olsa şöhret olmak istemişizdir öyle değil mi? Var mı aramızda ünlü olmak isteyenler, şöhreti bir kere de olsa bir tatmak isteyenler, geçici de olsa? Var mı? Verelim mikrofonu ilk hanımefendiye. Ya benim aslında çok büyük bir hayalim yok ünlü olmak adına. Sadece hani ne bileyim böyle küçük sevilen bir barda bir bar şarkıcısı olmak isterdim. Öyle bir hayalim var. Öyle ne bileyim deli deli bağırarak şarkı söylemek isterdim. Yani bankacıyım, çok sıkıcı bir mesleğim var ondan herhalde. Bankacısınız. Evet, böyle kendimi dağıtarak böyle şarkı söylemek isterim. Ama küçük yani. Bir barda kendinizi dağıtarak bar şarkıcısı oldunuz. Evet, evet. Sesim çok kötü ya, gerçekten. Sesiniz çok kötü. O yüzden hiç deneyemedim şansımı cesaret edip ama yani böyle özeniyorum gerçekten. Ne mezunusunuz? Şey, maliye bölümü mezunuyum. Var mı oyunculuğa da merak? Yani öyle bir meram olmadı. Mesela açıkçası. Şöyle küçük bir şey versek, küçük bir bölüm oynayabilir misiniz, becerebilir misiniz? Denerim. İnşallah da beceririm. İnşallah. Evet. Başka var mı ünlü olmak isteyen? Bize böyle değişik, niye olmak istediğini söyleyecek parlak bir fikri olan. Şuradaki beyefendiye verelim mikrofonu. Siz gelin. Siz de gelin. Evet. Merhaba. Merhaba. Siz niye ünlü olmak istiyorsunuz? Benim de küçüklükten gelen böyle oyunculuğa karşı bir evet. Sempatim var. Siz daha çok pandomim herhalde. Ona daha yatkın göründünüz ilk etapta. Yani oyuncu olmak istiyorum. Yani böyle istiyorum. Küçük bir bölüm verseniz, versek onu becerebilir misiniz? Evet, becerebilirim. Sessiz de olabilir yani tepkileri... Fark etmez benim için. Gözlerinizle de verebilirsiniz. Siz de gelin. Siz niye ünlü olmak istiyorsunuz? Ben daha çok hayatım boyunca hep filmlerden dolayı komedyen olmak istemişimdir. Evet. Hiçbir tecrübem de yok. Sadece Türk filmlerinden dolayı hep böyle komedyen olmak istemişimdir yani. Hep. Konuda gayet iyiyim konuyla diyorsunuz. Yani milleti güldürmeye çalışırım ama hep ağlıyorlar. Yani hep somurtuyorlar. Bir arıza var ama çözemedim ben konuyu. Peki yanınızdaki beyefendiyi tanıyor musunuz? Beyefendi mi? Tanıyamıyorum çünkü yüzü kapalı komple. Niye? Göremiyorum. O gizemi sorabilir miyiz beyefendiye? Sorayım mı yoksa? Sorun. Yok sormayın diyor yalnız. Peki mikrofonu verin. Şapkanın altından konuşabiliyorsa onunla ko. Teşekkür ediyor. Nereden anladınız ya? Ben bu arada menajeriyim de söyleyeyim. Siz menajerisiniz. Evet, evet. Ünlü biri mi?
Evet, o konuyu açmayalım. Çok ünlü. Peki niye açmıyoruz efendim? Ne güzel ünlü biri gelmiş ziyaretimize buraya. Ama çok flaşlar patlar o yüzden. O kadar? Evet. Ben gelip açacağım o şapkayı. Ne patlarım ben ya. Hakikaten ne amaç? Yok, ben direkt kulise, yok, yani kulise yollayayım siz oyundan sonra da o yüzden. Şey mi, gizli bir durum mu var? Yok, fazla ünlü yani. De o yüzden. Çok fazla ünlü. Evet. Allah Allah. Abi var ya burada... Yemin ediyorum çatlarım. Yok. Çok özel bir durum değilse ben görmek istiyorum beyefendi. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şu anlık yaptığım espri ilk defa Türkiye'de 36 yaşındayım. Herkes gülüyor. Tanımıyorum beyefendiyi. Abi sen gel. Bu kadar dizi oynuyor, bu kadar televizyon programı yapılıyor. Bütün bu programlara, dizilere nasıl oyuncu bulunuyor, nasıl katılımcı sağlanıyor? Bunu herkes merak ediyordur. Efendim biz bu konuyu araştırdık. Bakalım nasıl oluyormuş. Buyurun izleyelim. Gel bakayım, gel buraya, gel otur. Çak bakayım, çak. Geç bakayım, hadi bakayım. Aslanım benim, otur bakayım. Geç böyle otur. Sen kalk bakayım birader, kalk bakayım. Şöyle otur. Geç adamım, geç. Geç canım. Gel bakayım, geç böyle arkaya, arkaya, hanımlar arkaya. Karışık oturun, vazgeçtim, karışık oturun. Sen... Gel vatandaş, gel şöhretin iyisi burada. Gel. Al çoluğunu sevindir. İmza al, fotoğraf çektir. Al bunu dizide oynat. Al bunu yarışmaya sok. Al bunu bana şey yap. Al bunu spor programı yorumlat. Gel vatandaş, gel. Ya biraz canlanın ya. Hadi canlanın ya. Hadi bakalım ya. Hadi canlan biraz ya. Hadi bakalım. Canlan. Hadi bakalım. Müşteri gelecek, Aferin sana Şemus. Öğrenmişsin. Hadi bakalım kalk. Canlar. Oynayın be. Oynayın. Müşteri geliyor. Oynayın. At taşısıyım be. Bak müşteri geliyor ha. Hadi bakalım. Ya! Aleyküm selam. Hoş geldin baba. Ne vereyim sana bak. Şanlı var, şöhretli var. Ünlü var, az ünlü var. Tecavüz coştum var. Bir zamanlar ünlü var. Yaşı geçkin çocuk yıldız var. Ne vereyim sana? Ben star almak istemiyorum. Ben kendim star olmak istiyorum. Ya ben Ramazan'da 11 ayın sultanı. Ramazan'da çok meşhurum. Her gün değişik saatlerde TT oluyorum. Ramazan bitiyor tırt. Ramazan fidesi gibiyim. Bunu böyle bir 12 aya müdavim kılmak istiyorum. Ya bunu nasıl televizyona çıkartalım biz ya? Bu ne ya? Ya benim onlardan neyim eksik? Yok mu böyle bir giderim miderim bir taraftan vardır yani? Bir söyle var. Sen gül bakayım bir. Oy. Tamam üzül sen üzül. Çok korkuyorsun, acayip korkuyorsun. İki gözün de kapanıyor korkudan. Dön bir bakayım bir tur. Oh. Şey yap o zaman ha, kıpırdama eller yukarı da bakayım. Uyuyla la uyuyla. Bir dişleri bir göreyim bakayım hadi. Senden at olur at. Ama at da oynayamazsın, senden at hırsız olur. Ne yapalım geç hadi, ne yapalım yapacak bir şey. Aha! Sabah programı sunucusu Yeter ablanın kornası bu. Gideyim ben, gideyim onu alayım geleyim. Hadi geç sen de. Hadi toparlanın. Geldim ablam. Hey dostum. Hey. Buraya gel. Ne oluyor lan? Gel buraya. O kadar kolay değil. Bu işler çok zor. Senin olmana daha çok var. Lan oğlum tokmaklarım seni. Ne diyorsun lan? Ne biçim konuşuyorsun? Ben de buraya geldiğimde senin gibi saf ve temiz bir delikanlıydım. Seks kasetleri, şan, şöhret hepsi gözümü boyadı. Ta ki o karanlık gün gelene kadar. No, Allah'ını seversen ne yaptılar la sağolun? Başrolünü oynadığım dizi ilk bölümünün reklam arasında yayından kaldırıldı.
Allah Allah. Ya, ya ben ot, ben çocuk bez reklamlarıyla başladım. Ondan sonra her şey çok güzel gidecek derken... Ne oldu ya? Ne olacak? Oğlum ergen oldu. Çocuk bezinden ergen pedine, ergen pedinden hasta bezine, hasta bezinden en son el bezine. Hiçbir şey olmuyor yani bu piyasada gibi gidelim. Hiç. Boş ver ya, boş ver. Vaktin varken vazgeç. Yol yokken dön. Zaten bu tiple seni kim ne yapsın ya? Ekrana çıktığında seni sansürlerler. Yüzünü mozaiklerler evlat. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ben güzelim be. Sana bir sorum var. Ellerini kullanabiliyor musun? Vallahi ellerimi kullanmadan da davulumu çalabiliyorum yani. Seni bir teste sokacağım. Teste? Müzik! İş başa düştü. Şimdi anladın mı aramızdaki farkı? Gerçekten ellerinizi çok güzel kullanıyorsunuz. Evet. Bunu size kim öğretti? Yaşar Alptekin. Sabahları kurbanıyım lan. Bana kadın lazım oğlum, kadın. İki haftadır kadın yollamıyorsun bana. Şöyle hem çemkirecek hem oynayacak, anladın mı? Kurban olurum kız. Ya. Bana... Aa, bunlar mı yeniler? Hah, bunlar mı ya? Ben mevsim yeni başladı. Yeni diziler başlıyor ya. Hava çıktım ya, hava mevsimi açıldı. Bak topladım yani. Çok iyi etmişim. Bunların hem oynayan hem çemkireni bir arada var mı? Bana bak, sabah programına lazım. Bak şu fena değil. Gel kız buraya. Gel bakayım gel. Oynayabiliyor musun sen? Herhalde oynarım. Herhalde oy. Oyna bakayım kız, göster kendini be. Ben senin de... Ben var ya hepinizin gelmişim. Hiç. Şöyle yapacağız. Bu programlardaki hani böyle kavgalar, tartışmalar oluyor ya düzeyli hani. Bunun gibi yapacağım. Çeçorom ya, böyle var. Yani. Sen var şey gibi. Allah belanı versin çekil. Ben bunu alıyorum. Ben bunu istiyorum. Ben bununla gideceğim. Bu. Vallahi istedim. Yap bakayım, yap bakayım. Allah bana ne versene ki? Oyna bir de, oyna bir de. Allah! Allah bana versene seni. Hadi ona kaçır, ona ver. Vallahi aynı. Ben bunu niye aylardır satamıyorum ya? Seni deniyorum. Gel buraya. Ben, çok o, hızlı, hızlı, hızlı. Çok onda hızlı. Onda yemin ediyorum acil, yayın var. Var, yayın var. Bak oyna. Çemkir. Kız, sen ne dediğini zannediyorsun bana? Senin de... Seni var ya ayağının altına... İçimden o geldi. Seni ayağının altına alırsam... Ha? Gösteririm sana gününü. Sağ ol bir tane. Sen de çalış, ben seni alacağım sonra. Ben toptan şey yapacağım, halledeceğim. Dur İbrahim, şu bir pek bir gözüme alıcılı geldi. Aa. Bir o müzik oyna kız. Çok iyidir ya. Allah! Bu. Tamam. Çemkir şimdi. Hadi bakalım. Çemkir ben de versin. Ben sana bana neler yaparım. Ben sesini versene. Kukucam. Daha çok güzel. Benim ona sana versene. Yüksel. Daha çok güzel. Ama piyano versin. Yüksel. Ayol aynı istediğim şey be. Bu işte. Bu avamlık, bu pislik tam benim programıma pislik, göre. Pislik bu, pislik. Harikasın, yürü. Seni alıyorum, tamam. Heh, bu iyi. Başka ne lazım? Bu abla? İyi, başka böyle bir şey. Beni de al. Yavrum kadın diyorum, kadın. Kadın istiyorum diyor, ben de varım diyor. Kadınım deme bana sakın. Yok ama hep beni kız beklediler.
Ay şu tipe bayıl. Çirkinliğin resmi ayol bu. Benim program yayından kalkar lan. Ben bunu kaldım. Başka bir şey benim evlendirecek. Oğlan, şu aslında hoşuma gitti. Tedavi ettiririm ben bunu. Bir geçer. Baksana bir. Bu çok çalışkandır bu. Şişt, gel bakayım sen ne yapıyorsun? Kısmet arıyor musun böyle gönlüne göre bir şeyler falan? Vallahi beni kaldıracak birisi olursa neden olmasın? Var, seni kaldıracak bir Şevket abla var. 10 yılın şeyini. Senin güzel olur çizeceğinle. Gel sen seni de alayım. Gel. Bir gel. Kararsız kaldım şu an ama. Yok güzel olacak. Gel bunu da alayım İbrahim'den. Al al ben de kurtulayım bundan. Al. Saçma zaman daha seni duruyor. Güzel güzel. Ben bunu 3 haftada meşhur ederim. Vallahi ben mi? Vallahi bravo İbrahim. Tebrik ediyorum. Haftaya yine geleceğim. Sen bunları geliştir alacağım. Hayırlı hadi yavrum. Olsun. Hadi güzelim hadi gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel bakalım gel. Yetişen oluyor ünlülere. Yetişen oluyor şerefine. Gel. Ne var? Ne bu ne var? Şahince. Oo set asistanı Fikri. Peruğu takmışsın, hakikaten tam set asistanı olmuşsun böyle. Çok hoş. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Ya abicim, sabahleyin ben senden A dizisinde ırgata oynayacak adam istedim. Sen bana katıksız Alman göndermişsin. Undeba! Ne undeba lan? Geç şöyle. Alman mı bu? Almanım benim bu. Türk asıl. Hiç nasıl yani şey yapabiliyor musun menajerliğini? Hangi işlere gönderebiliyorsun? Oo, ne işlere gönderiyorum o Alman'ı ben? Çok güzel işlere gönderiyorum. Almanla konuşalım bakalım. Tabii. Hey. Close. Kapalıyım ben diyor, yok. Biliyoruz Close'yi. Evet. Başka? Konuş, bize Almanca konuş. Hamburg, Werder Bremen. Daha sayı koydu. Bayern Leverkusen. Türkçe kelimeler biliyor musun? Biliyorum, Mesut Özil. Hazır, tamam, buyurun. Aslen İtalyandır. Yani. Ya bırak abicim geç şöyle geç şöyle. Ne bu deva? Ya çırak karıştırmış Fikriciğim kusura bakma ya. Sana A dizisinde ırgat mı lazım? Irgat lazım abicim. Ooo ırgat 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 ırgat. Bunlar geç onlar. İşte ben var işte burada. Yok. Ama bak olabilir. Bu sefer denemeden almam. Deneyeceğiz abicim. Dene babacım dene. Yeni ürünler gelmiş güzel. Arkadaşım güzel. Gelir misin? Gel bakalım. Gel bakayım neydi isim? Furkan. Furkan bu tam ırgat bu. Ben bunu... Furkan gel kardeş. Hadi bakayım. Heh. Furkancığım. Bak şimdi, sen de A'yı oyna. Tamam, şimdi böyle yüksek yüksek deneme yapacağız. Sen de diziye atacağız seni. Heh, hadi bakalım. Şimdi, A'nın kızı var. Sen de onun yanında çalışan ırgatsın, fakirsin, tamam mı? A'nın kızına aşık oluyorsun. A karşında... Ha, ben A mıyım? Evet, ha. A'nın karşında dikilmişsin ve ona hesap soruyorsun. Bak, bu şey, Hollanda'da geçiyor hikaye. Değil mi? Bu Hollanda temsili. Hollandalı bir ırgatsın sen. Onu biz temizleyeceğiz. Rahat ol. Lafı. Ama Türkçe konuşacaksın. Başla. Tek suçum kızına sevdalanmaktır ağam. Lütfen beni affedin. Ama masumum. Dürttüm ağam. İşte Hollanda. Dört yokum, esekum. Sen olsun değil mi? Gel gel Furkan böyle gel. Furkan aslında pandomim de iyi. Öyle anlatsın ağaya direkt çekip vurayım ben. Şimdi Furkan şeyi anladın mı? Ne anlatmak istediğimizi. Buna benzer kendi cümlelerinle oyna ağaya karşı. Ve şey isyankar, çaresiz, aşık, yalvarıyor, gururlu. Buyur. Ağam kızına çok sevdalandım ağam lütfen ağam. Ağam Allah'ın izniyle Face'den ekleyeyim ağam lütfen. Ulan Face nedir? Ağam sosyal paylaşım istersindir ağam. Ulan sosyal nedir, paylaşım nedir, star nedir? Ağam lütfen ağam, kızını verin ağam. Da gel lan, da gel vuracağım seni. Senin lütfen, adın ağam. Nedir Furkan? Furkan'dır ağam. Dizdeki adın nedir? Tolga'dır ağam. Tolga mı? Bu nerenin köyüdür? Irgat Tolga. Hollanda'dır ağam. He yaşa. Ulan sen ağanın kızını nasıl sosyal paylaşım sitesiyle ekliyorsun? Ağam lütfen affedin kızınızı. Ya ben, ya ol bunu da bak. Elinize öpeyim ağam. Sayze. Sen benim kızı dürtemezsin. Ağanın kızını bir ırgat ekleyemez. Al sana. Oğlum iyi misin? Öldü de. Furkan kalk. Şimdi bak Furkan. Sen ateş mi ettin? Evet.
buradan ateş ediyor, sen böyle düşüyorsun. Rüzgar da var, fırtına okuyor. Buradan uçuyor. Kurşun karşıdan geliyor. Heh. Ona göre kurşunu al, öyle öl. Ondan sonra. Tamam ama masaya falan dikkat et. Ben burada duruyorum. O da... Peki ben gidiyorum. Durmayın orada. Evet. Sen ağanın kızını nasıl sosyal paylaştım istesek dersin? Seni vuracağım. Of! Ağam. Bunun... Bak kayınvermiş mi? Daha ölmemiş. Ağa! Evet, güzel. Kardeşim. Hadi ya, işte bu tamam. Memleket olmaz, Hollanda. Geç Allah Allah ya, Fikri abi hiçbir şey beğenmiyoruz. Eyvah. Çalıştınız mı? Yeterince, alalım. İsminiz neydi? Abdurrahman. Hadi bakalım. Ağa karşında, ha. Kızına aşıksın. Adam tek suçum senin kızını sevmekti. Başka hiçbir niyetim yoktur. Onu festeklemek istiyorum ağa. Ula benim kızım sana bakar mı? Niye bakmazsın bu yakışıklılığa? Kim bakmaz ki? Hele baksana bak, hele bak bak. Önce bağcığını bağla. Bağcığıma basıp düşerim de. Bağla, bağla. Bağlayayım mı? Bağla. Ağam ya bu dünya. Ölmedi. Ölmedi. Ateş ediyoruz kardeşim, ha, öleceksin. Kumpas tamam. Kuruyoruz sana ağa. Bağcığımı bağla. Bağlayayım ağa. Ay Allah. Aslında kızımı verebilirdim, eğlenceli çocukmuş. Geliyor mu ağa? Ölmem o zaman. Ha, pıf abi. Evet, hadi abi. Olmadı abiciğim. Oldu, oldu. Geç. Ya olmadı, oldu ya. Ya ne istiyorsun ben anlamadım, kalmadı. Allah. Şahize. Yani elimde bir bu kaldı. Artık... Selamünaleyküm ağam. Yıllarca ekmeğini yemişiz. Evet. Kızına sen... Hangi kızıma? En büyük kızıma mı? Yok, küçük olanı. Küçük olanı bir daha gösterir misin? Küçük. Ula benim kızımın neresidir? Ula benim böyle bir kızım var mı? Valla Hacı da öyle gözüküyor. Diyor doğmamış çocuğunuza kadar yani artık. Sen benim embriyoma, sen benim plasentama nasıl sevdalanırsın? Çok sevdim. Mi? Ben bunu direkt vururum ha. Ama böyle odunla, sopayla vururum. Seni vuracağım. Vurma. Ya vallahi vuracağım. Ya vallahi vurma. Allah aşkına. Vurma çünkü çok severim. Ne kadar seviyorsun çok... bana ispatla. Düşün ki ben senin kızınım, ispatla. Ha, ben sana bir cümle söyleyeceğim. Bana bir cümle söyle ama bak bu yayınlanacak, ona göre söyle. Gökyüzünün ucunu görüyor musun? Görmüyorum. İşte o kadar. Ne kadar görmüyorum. İşte o kadar. Vallahi görmüyorum. İşte o kadar. Ne kadar? İğrenç, gökyüzü çok kapalı bugün. Ulan biriz de geriye düşün ya. Geriye düşün. Ulan öldü, bunun saçını çok merak ediyordum, bakayım nasılmış. Yıllarca beni kandırdın sarışınım diye, hayvan! Hayvan! Kalma, kalma. Çok güzel oldu, bu tamamdır, bunu al. Olmaz İbo, yok. İçli bu. Yok abicim, yok içli değil. Ne istiyorsun? Sitcom'da kullanırız bunu da. Bir de bu var elimde ama yani işte... Şişt, Şirin baba gel. Hopacık. Çok Allah razı olsun, otur babam. Bir de bu var ama bu yani varsa at oynar, varsa atırsız oynar yani. Ben tek suçlu la kızına sevda al. Ezber. Lan al şuna, senin kızına... Allah, öyle feşine dürttük. Twitter'a takip, Allah. Sosyal. Senin kızına rütle, ver. Anladığım kadarıyla kızımı tweetlemek istiyorsun. Kızını dürttüm. O zaman ben de seni vuracağım. Lan, sen ben sürüyorum seni, hayırdır, silahı, hayır. Oo, çok sert. Ha,
Neler bir neler? Abicim bu tiple bu olmaz. Olur olur. Dur, olmaz dur, bu tiple. Vurayım. Hadi. Vur. Ya sen tipinden hiç hoşlanmadım ben. Al sana. Elimde tokmak var. Hadi vur. Lan ölsene. Yok. Vur hele. Allah senin kızını ben Allah'ına kadar. Ya arkadaşım ölsene. Ölürsen dizideki rolün biter. Ya arkadaşım, seni bu tiple ekrana çıkarırsak dizinin bütçesi kadar makyaj masrafımız olur ya. Hadi şunu hor görün, gülün ona. Yeminle tokmak vermeye, her yerine kafandan aşağıya dokmalar. Ben Anadolu çocuğum lan, biçer döverle döverim seni. Ne diyorsun lan sen? Sen figüran olma abicim. Sendeki bu kapris, bu sinir, sende star siniri var. Evet. Başrolde olman gerekiyor senin. Gel abicim, bizim dizide başrolüne gel. Hadi gidiyoruz o zaman. Yaram derindir esme. Benim yazdığım çeşmede. Ben artık meşhur oldum. Oynuyorum Lale Devri'nde. Aramızda çok şüpheciler var mı? Böyle her olayı didik didik ederim, incelerim. Öyle kolay kolay inanmam. Ayrıntıya girerim. Var, verin mikrofonu. Merhaba, ne konuda detaycısınız? Valla ben çok detaycı değilim ama eşim çok detaycı benim. Evet. Ne konuda? Yani, bir tane örnek verin. Efendim? Uyum konusunda, uyum. Hani eşyalarla ilgili olsun, giyim kuşamla ilgili olsun. Neyin... neyle gideceği, hangi rengin hangi renkte daha ton olarak uygun olacağı. Yani size en çok sizi uyardığı uyum ne? Mesela baba, şununla şu olur, şununla şu olmaz dediğin. Biz 12 senelik evliyiz. 12 sene bitti. 13. senedeyiz. Evet. Benim hayatımı bazı zamanlar zorlaştırdığını düşünüyorum. Mesela ben öğretmenim. Eşim beni gördüğü zaman mesela giydiklerimle, aa ne yaptın? Nasıl bunları giyersin? Bak hiçbirbirine uymamış. Böyle mi çıktın? Dediği zaman savaşır halde. Sizin renginiz neymiş size giden renk? Benim rengim açık renkler. Mesela? Beyaz. Peki, böyle bir şeyimiz var. Hanımefendiyle konuşabilir miyim? Tabii. Verelim mikrofonu. Merhaba. Merhaba. Hanımefendi nedir şimdi mesela bana gidecek renkler nedir? Renk mevzuna takılı değilim. Uyum mevzuuna. Neyle detaycıyım ne uyar? Detaycıyım yani. Tamam güzel. Biz de bunu soruyoruz hakikaten. Neyle ne uyar? Bizim görmediğimiz ne? Ne yapmamız lazım? Ya benim eşim mesela kahverengi takım elbise giydiği zaman içine duman rengi bir gömlekle gördüğüm zaman yakışmadığını düşünüyorum. Onu kapattığını düşünüyorum mesela. Peki en çok hangi renklerin gittiğini düşünüyorsunuz Turgut Bey'e? Yani... Tek bir renk gitmiyor anladığım kadarıyla. Ve en yakışan kombini ne hakikaten? Hadi onu duyalım. Mavi gömleği. Sadece mavi gömleği. Hayır, takım ne yani? Aynen, tarif ettiğiniz gibi. Mavi gömleği giyip çıksın yeter diyoruz. Takım ne renk olmalı? Takım ne renk olmalı? Üstünde görmem lazım. Alalım Turgut Bey'i. Peki, teşekkür ederiz. Sağ, evet. Ben teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi böyle detaylara girebiliyor arkadaşlarımız. Bunların tabii daha ileri düzeyleri, daha güvensiz yapılanlar ne oluyor? Şüpheye dönüyor. Bu şüphelenmek konusunu biz nasıl işlemişiz? Bakalım bizim arkadaşlarımız nasıl canlandırmış. Buyurun.
Bilal, ne oldun sen? Bu tiplemen ne? Aziz abi, İnci Küpeli kız. Sen tanıyor musun İnci Küpeli kızı? Valla benim, yani ben şahsen görmedim. Evet. Ama adam yapmış zamanında. İnceledin mi fotoğrafı? Fotoğrafı inceledim. Ne gibi özellikleri var? Duruyor kız, çok da öyle bir şey yok. Ne, fotoğraf mı, resim mi bu? Resim. Peki durmayıp ne yapacaktı? İşte biraz hareketli olabilirdi bence. Bu çizgi film oluyor o zaman. Ha. Peki bu kulağına niye tak? Dön bakayım. Bunda yok. Niye? Kızın bir tarafı zaten. Masrafa girmedim diyorsun. He. Zaten bu sadece küpe için çizmişler o resmi. Çok da bir numarası yok yani. Kız güzel değil mi kız? Kız güzel, ayrı. Peki sen niye bu tipi seçtin ya? Kendine yakın mı buldun? Allah'ıma kitabımı ben seçmedim. Peki duruş nasıl? Resimdeki duruş? Çalıştın böyle. Buna bayağı çalıştım. Yalanım yok. Dur bakayım, bir dur. Evet, dur. Evet, başlasın. İbrahim Efendi, bey babamdan tam bir saattir haber alınamıyor. İbrahim Efendi, bey babamdan tam bir saattir haber alınamıyor. Burada olmadığına emin misin? Hıp! İyi yaşa, üşüttün mü? Evet efendim. Babanızı bahçede ararken birazcık soğuk kapmışım, nezle olmuşum, affedersiniz. Babanızı aradım ama bulamadım. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Bu sessizlik hiç hayra alamet değil. İçim ürperiyor. Bu sessizliği dağıtıp size bir şarkı söylemek isterdim ama... Telif yasaları elimi kolum bağlıyor. Hiçbir şarkı söyleyemiyorum. İbrahim Efendi. Telif yasağı olmayan bir şarkı söyle anonim. Pınarbaşı vurma buna. Doğru mu? Var mı telifi? Yok. Yok, evet onu söyle. Gel, niye öyle kaçıyorsun? Bir daha alalım oradan. Bu tedirgin ediyor de. Tamam. Hadi. Bu sessizlik beni çok tedirgin ediyor. Uzanın, dinlenin. Sana mı soracağım İbrahim Efendi? Uzanıp dinlenmek istemiyorum şu an. Bana şarkı söyle. Nereden çıktı? Ben 70 yıllık uşağım. Bana hiç şarkı söyletmemiştiniz. Bugün söyletiyorum. Yoksa seni kovarım. Pınar başı. Evet, devam et. Vurma, vurma. Güzel. Yar, my precious. Tamam, kes. Bırak da anonim sahibi söylesin. İğrenç söyledin. İbrahim Efendi, bu inci küpeli kız, son zamanlarda sana da bir tuhaf gelmiyor mu? Sanki bir saçma. Yo efendim, orijinal tablodur. Ben bunun geçenlerde tozunu almıştım da. Ben tozunu almıştım, o yüzden gözünüzde farklı görünmüş olsa gerek. Evet, evet, galiba doğru söylüyorsun. O bakışlardaki karanlık aynı, saçmalıyorum. Kapı çaldı, dedektif olmalı. Dedektif mi? Affedersiniz, nezle olduğum için sesim üçledi. Evet, babamı bulması için bir dedektif çağırdım. Ya. İşinin ehli keyif bir insan. Hem dedektif, hem ehli keyif. Patron. İşte şimdi patron, ne yapacağız? Kaçamadan adam geldi. Ne işiş? Abi kesin şövalye olmadığımı anlayacak ya. Yeniçerim olsaydı. Susun salaklar. Dedektif içeri geldiğinde tabancanla ikisini birden öldüreceksin. Sonra dedektifin silahıyla Fikri Bey'i de öldürürüz. Tamam. Sonra Fikri Bey'i, dedektifi, Burcu'yu... Nerede kalmıştım? Biz birileri öldüreceğiz. Evet. Fikri Bey'i, Burcu'yu, dedektifi de götürürüz, ormana atarız. Suçu da dedektifin üstüne atarız. Anlaştık mı? Tamam, anladım. Şşt, geliyorlar. Geldiniz dedektifçi bey.
Hoş bulduk hanımefendi. Size kendimi tanıtmayı unuttum. Bulur dedektifçilik AŞ Pazarlamacılık Yönetim Kurulu Şevket Başkan, Şevket Başkan Profesör'den Profesör Şevket Bulur. Efendim, start verildi, yarış başladı. Ne oldu? Şevket yanlış söyledi şirketin adını. Ben çok doğru söylediğimi düşünüyorum. Seyirci anladı. Bir ben... daha onu düzgün söyle bakayım, bak şimdi anlayacaksınız. Teşekkür. Hanımefendi, size kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Bulur Dedektifçilik AŞ Pazarlamacılık Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Bulur. Cinayet mi var, adam mı kayboldu, hepsi komple bizim işimiz. Ah, çok güzel, tam aradığım gibi. Zaten hemen bulacağınız gözlerinizin fıldır fıldırlığından belli oluyor. Gözlerimden hiçbir detay kaçmaz. Mesela şu tablo. İnci küpeli kız değil mi bu? Evet de kendisi o. İncileri sahte. Anlarım. Bir bakışta anlarım. Bravo. Nasıl da gözünüzden kaçmadı. Doğru. Dedektif bey hoş geldiniz efendim. Uzak yoldan geldiniz. Size bir çay katayım. Teşekkür ederim. E kısır da koy. Kısır bitti efendim. O zaman tansiyon kurabiyelerinden koy. Bulursam koyarım. Hanımefendi. En son telefonda babanızın kayıp olduğunu son çıkarma hareketiyle devam edelim. Yok, onu at oraya çıkar. Peki bu takım elbise içinde rahat mısın? İyi hissediyor musun kendini? Hocam... Arkası biraz sıkıyor bence. Sadece arkası olsa iyi. Ben gördüğümü yalan. Anam bu da konuşuyor. Tek problemi bu mu yani? Yoksa deseni falan beğendin mi? Desen çok güzel. Ekosalı. Açtı seni değil Açtı, mi? Açtı, kaşe. Sıcak da tutuyor maşallah. Hava da serin. Hava da şey güzel oldu. Güzel ben memnunum. Peki. Memnunum. O zaman demek ki biraz kilom vermen lazım bunu giyinmek. Yok, kilomdan da gayet memnunum. Ama sıkıyor diyorsun. Sıkan benim, o beni sıkmıyor. Peki. Hadi bak. Hanımefendi, telefonda babanızın kayıp olduğunu söylemiştin. Evet, gördüğüme bakmayın, çok sinirim bozuk. Peki, babanızı en son ne zaman gördünüz? Babamı en son İbrahim Efendi ile bahçeyi sulamaya giderlerken gördüm. Daha sonra İbrahim Efendi kan beter içinde içeriye geldi. Ben anlayamadım. Ne olduğunu sordum ve İbrahim Efendi bana sanki babanız yer yarıldı da içeri girdi dedi. Peki bahçede yarık var mıydı? Yok sanmıyorum. Hmm, demek katil yarığı kapatıp gitmiş. Ne? Katil mi? Sizce babam öldü mü? Yoksa onu bir karanlık. Hem babam öldü hem kör oldum. Hanımefendi kör olmadınız. Işıklar gitti. Şimdi bulacağım sizi. Buldum, hayatta bırakmam sizi. Bırakmayın beni, bir an çok korktum. Korkmayın hanımefendi, buradayım. Evet. İnsan sarılınca da hemen ayrılamıyor. Evet. Bırakın. Hadi, hadi. Sen kızı koy içine. Ben de bir dedektifi koyayım, götürüp gömelim. İbrahim efendi, o elinizdeki çuvallar da nedir kuzum? Bunlar şey için efendim, şey için. Beni kandırabileceğini mi sandın İbrahim efendi? Hayır, hayır. O elindeki çuvallarla belli ki toprak taşıyacaktın. Ayakların çamur içinde. Hadi git bahçeye, çuvallara toprakları doldur. Haydi bakalım. Ne kadar zekisiniz. Sinek. Pardon. Evet. Vallahi de yakalandım, doğru. Ben gidip toprak taşıyayım efendim, tabii, tabii. Bravo doğrusu, her dediğiniz tek tek çıkıyor. Işıkları bir daha kapatacağım, bitirin şu işi. Tamam. Evet. En son bir katilden bahsediyordunuz. Evet, evet. Sizce gerçekten babamı bir katilin öldürmesi doğru mu? Belki babanızı katil biri öldürdü, belki de katil olan biri babanızı öldürdü. Peki babanızın hiç düşmanı var mıydı? Babamın düşmanı mı? Evet. Şu geliyor aklıma. Daha önce İbrahim Efendi ile çok tartışırlardı.
İbrahim Efendi hep ondan zam isterdi. Ama babam ısrarla ona zırnık koklatmazdı. Bir gün İbrahim Efendi'nin onu öldüreceğim dediğini bile hatırlıyorum. Bu hikayeden anladığım... Bu hikayeden anladığım babanız cimri olabilir. Evet. Ta kendisi. Babam çok cimriydi. Hatta ben bu konakta doğdum. Bu konakta büyüdüm. Bu konaktan dışarı hiç çıkmadım. Demek... Sırf masraf olmasın diye. Özür dilerim. Demek bu yüzden saf ve körpesiniz. Teşekkür ederim. Evet. Babanız kayıp, cimri, ışıklar sönüyor. Siz körpesiniz. Bu işin içinde bir iş var ama ne? Ama ne? Dolabı lütfen hemen kapatın. İçinde iç donlarım var. Ben kimse görmesin. Şey yapacağım. Biraz... Biraz sıkışır onun şeyi. Biraz zor oldu ama hallettim. Çok teşekkür ediyorum. Evde bir erkek enerjisinin olması gerçekten çok başka. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gene karanlık. Çok korkuyorum. Dedektif. Korkmayın hanımefendi. Bulacağım sizi. Neredesiniz? Sesinize doğru geliyorum. Buradayım. Şimdi olduğum yerde. Şimdi bulacağım. Tuttum sizi. Evet ben de sizi. Bırakmam. Demir gibisiniz maşallah. Sabahları açma germe hareketleri yaparım. Çok açmayın. Bunun ışıkların gitmesi de... Fena olmadı. Dans eder misiniz acaba? Dans ederim tabii. Kazık gibisiniz ama dans ederiz. Dans edelim. Valse ne dersiniz? Valsa alırım. Ama müzik? Müziği de ağzımla yapacağım. Tamam o zaman. Bu ışıklar da bir geliyor, bir veriyor. Daha önce hiç böyle olmazdı. Efendim, kofradandır. Sigortanın yerini bana gösterin, şu gidip gelme olaylarını hallederim. Tamam, yatak odasında olacak sigorta. Oraya gidin. Beni takip edin. Hala halledemediniz mi salaklar? yani pes artık. Oyun mu oynuyoruz burada? Ne yapıyorsun? Git içeri. Patron, adam ne yapmaya çalışsak hemen fark ediyor ya. Silahla tutukluk yaptı, hiçbir şey yapamadım. Silah çalışmıyorsa kılıçla öldürsene gerizekalı. Abi kaçalım artık ya. Ne öldürmesi, niye öldürüyoruz ya? Yok, kaçmak yok. Öldüreceğiz. Fikir Bey yıllarca beni sömürdü. Para vermedi, zam yapmadı, prim vermedi, akbilimi fullemedi. Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Puh. Abi sendeki hırs bende olsa adaya giderdim. Kesin finale kalırsın. Bana kariyer tavsiyesi verme ukela. Bana kariyer tavsiyesi verme. Işığı falan kapatmayacağım. Hepsinden caydım. İkisi de içeri gelince ateş et. Tuzukluk yapmasın orada artık hadi. Tamam, hadi. Tamam patron. Biraz büyük bir yer biliyorum. İbrahim Efendi kalk yerine yat. Hep öyle şekerlemesi. Lütfen. Ölmüş. Bunu nasıl da göremedim. Demek katil İbrahim Efendi'yi öldürdükten sonra Yeniçeri'ye çarptı. Yeniçeri kaydı incili küpeli kıza. Onun bıçağı da oraya girdi. Bunu gözden kaçırmış olmam ilginç. Peki. Ama katil buralarda bir yerde olmalı. Demek ki o yüzden de İbrahim Efendi ölmüş.
Yani katil hala aramızda mı diyorsunuz? Buralarda bir yerlerde olmalı. Babanızı da buralarda bir yerlere saklanmış olmalı ama... Nereye? Nereye? Buralarda... Bir şey hissediyorum ama... Babam! Buldunuz onu! Babanız mı? Bakayım. Ama ölmemiş, bayılmış. Ayıltalım mı? Gerek yok hanımefendi. Babanız, cimri babanız burada biraz daha dinlensin. Biz de hiç görmediğiniz İstanbul'u gezmeye gidelim. Ne dersiniz? Tamam. O zaman cimri babamı bir tekmede ben vurayım. Hiçbir kadın ve cinayet bana hayır diyemez. Çünkü cinayetle kadınlar Şevket Bulur'a hayır diyemez. Efendim, erkekler bilirler. Her erkek en azından bir kere bu dünyada kalan tek erkek olmak ister. Bakalım biz nasıl işlemişiz. Buyurun efendim. Yıl 15 Nisan 4013. Erkekliğimiz kurdu. Buyurun hocam. Tamam, yıl ne, Nisan 4000 kaç? 13. 13. Erkeklik kurudu. Evet. Peki bu imaja niye geçildi? Yani niye yine düzgün tıraşlı durumda? Hocam ben göçmenim. Ne göçmeni bu? Hı? Ne göçmeni? Orta Asya'dan gelmişler. Ondan sonra Anadolu'da Merzidorf'ta durmuşlar. Merzidorf. Almanya'daki Merzifon'um. Bıyıklarını mı örüyor bunlar böyle? Bıyıklar böyle çıkıyor direktman. Evet böyle. Şeyle. Kıvırcık soy olduğumuz için böyle. Vidalı. Evet. Peki bıyık başka renk, saç başka renk çıkıyor. Evet. Çünkü annem İskoç, babam Merzidorflu. Nerede tanışmışlar? Hı? Nerede? Almanya'da tanışmışlar. Merzidorf'ta. Güzel. Evet. Yıl bugün 14 Nisan 4013. Erkekliğimiz kurudu, üreyemiyoruz. Araştırmalarımız bugün meyvesini verecek. Damızlık deneyi X alfa delta BYZ bugün nihayete erecek. Bakalım neler yaşayacağız. Dedi, 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 dedi. Damızlık geldi mi damızlık? Kızım ben burada gelecek nesillere bir not bırakmaya çalışıyorum. Sen dedi dedi diye içeri... Ne yaptığını zannediyorsun yavrum? Ya asma suratını, tamam asma öyle suratını. Kusura bakma, bugünkü deney bizim için çok önemli. Evet. O yüzden biraz gerginim ve stres yaptım. Bakalım soyumuzu devam ettirecek olan erkek kim? Çok haklısın dedi. Ben de çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir şey, ne tür, ne cins, ne ırk, nasıl bir tipi var değil mi dedi? Damızlık çok önemli. Geliyor, geliyor. Gel yavrum gel. Gel. Deltalı gel, deltalı gel. Gel. Alfa yap, alfa yap. Gel. Gel alfalı. Topla alfalı gel. Gel al öne, al öne. Çek iç dışını çek, tamam bitti. Hadi bakalım. Adem bu ne tip? Sen bozma, sen dondun. İsmail sen donuksun. Yok şu anda rolden çıktınız ya, ben de çıkmış oldum. Adem bu tipi nasıl çalıştın? Hocam düşündük 4013'te nasıl olabilir diye, böyle olduğuna karar verdik. Peki ne oldu, erkeklik yani azalmış. Hak getire. Üreyemiyor. Hak getire. Peki o sırtındaki boru ne? Hocam doğalgaz borusu. Doğalgaz borusu. Nereden gelip nereye gidiyor? Orası sorulmaz artık hocam. Hocam o boru erkekliğin bittiği an. Sağ olun profesörcüğüm. Peki son yanaşmadan alalım. Gel, 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 gel. Gel, deltalı gel, deltalı gel, gel. Gel, biraz X yap. Çek, X ışığını çek, tamam. Hadi bakalım. Çok sevgili profesörcüğüm, soyumuzun devam etmesine yarayacak damızlık eritilmeye hazır. Tam 2000 yıldır bu anı bekliyor zavallı.
Adem, sen bunun tipine daha önceden hiç bir baktın mı yavrum? Biz bununla mı üreyeceğiz ulan? Mankenlik mesleğe sona erer bununla biz. Olmaz bu iş. Vallahi elimizde bir bu vardı profesörcüğüm. Ama merak etmeyin, kendisi saf bir erkek. Bu zamana kadar araştırmalarımıza göre hiçbir üreme işlemi de kullanılmamış. Evladım, ben bu adamın tipine ikna olamıyorum ya. Bak şuna bak ya. Bu evladın olsa elini öptürmezsin ya. Şu an esprinizde inanılmaz eğlendim profesörcüğüm. O zaman gelecekte olduğumuzu vurgulamak için gideyim de birkaç lazer topu devreye sokayım. Sen topları devreye sokarken ben de en son teknoloji ürünü olan XBYCZ eriticisiyle bu adamcağızı eriteyim. Ben çözüldüm be, çözüldüm ya. Gerek yok vallahi. Hadi erit dedi. Erit bunu, çok merak ediyorum. Ne tür bir cins bu? Evet. X590IXBYZ ile eritim işlemi başlıyor. Vatana, millete, güneş sistemi alemine hayırlı uğurlu olsun. Erime başlasın, hadi bakalım. Asker bizim asker, en büyük asker bizim asker, en büyük asker bizim asker. Asker nerede ya? Ah baba, ne kadar da ürkek değil mi? Böyle bir şarkılar söylerken ne kadar garip. Garip bir cins ya, yani ırkı farklı galiba. Ne oluyor ya? Ben en son Kars'ta otogarda asker uğurluyordum. Ne oluyor, ben neredeyim? En büyük asker bizim derken çok fazla bağırdığınız için üstünüze çığ düşmüş donmuşsunuz. Sizi yeni bulduk. Şu an 4013 yılındayız. 4013 mü? Bedelli çıktı mı bedelli? Efendim, önce keşke annenizi babanızı sorsaydınız. Hayırsız! Ne? Şimdi şöyle İsmail Bey. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Biz artık üreyemiyoruz. Sizinle üreyeceğiz. Lan git Allah'ını seversen. Allah mı lan? Evet. Nasıl üreyemiyorsunuz lan? Biz üreyemiyoruz çünkü yeni dönemde biz erkeklerin başı ağrıyor. Lan erkeğin başı ağrır mı oğlum? Erkek bizzat kendi ağrı kesicidir lan. Maalesef kesmiyor. Hiçbir şey kesmiyor. Dolayısıyla tek şansımız sizsiniz. Vallahi sizle mi keseceğiz inşallah? Allah Allah'ım. Ya Rabbim, biliyordum. Kenan İmirzalıoğlu'ndan daha büyük giderim olduğunu biliyordum ya Rabbim. Da mutlu görüyor musun? Çok tatlı bir ırk bu. İşine nasıl da sevecenle bağlandı aşkla. Sevecenle bağlandı. Ben işimi çok sevdim. Hemen üremek istiyorum ben. Tabii, tabii. Vallahi işime hemen başlayayım. Çalışmak lazım yani. Şahsen ben kesinlikle çalışın, şu an üreyim. Şurada hemen nerede isterseniz orada olur, burada olur, orada olur. Hemen üreyebilirim yani. Başlayalım isterseniz. Şimdi baba ne yapıyorsun? Kızım görmüyor musun, herif ayı gibi sarkıyor sana ya. Gelecekteyiz diye bu kadar da geniş değiliz yani. Ayı sarkmak geniş. Baba bu üçü tıpta olmaz biliyorsun. Peki tamam, bak şimdi bu hayvanatı çözeceğim. Lütfen. Ama sen de kendine dikkat et. Yılların birikmişliği var, bir kaza çıkmasın. Allah, Sivas'ın soğuğu gibi vurdu vallahi. Neydi ya? İsmail. İsmail bana bak. Kızımla değil, kainat güzelimizle çiftleşeceksin, tamam mı? Kızıma asılıp durma, vallahi tersin pistir, yersin lazeri bir yerine. Ne diyorsun ya? Evet. Kainat güzeli mi? Hı hı. Vallahi ben azat ama etmesini bilirim yani de. Kainat güzeli bundan daha mı güzel oluyor? Sen ne diyorsun be? Taş gibi taş. Senin yerinde olmak için neler vermezdim. Onu ben bile çok kıskanıyorum. O kadar güzel ki, o kadar güzel yani. Haydi o zaman gelsin, ben bir an önce üreyeyim kendisiyle. Az önce bilim asistanımız Adem'i onu bulması için yollamıştım. Bakalım nerede kalmış. Adem'i ara. O nasıl bir model telefon ya? Aydon 72. Kamerası var mı? Kamerası var da onu çıkarması zor oluyor. Adem, neredesin oğlum?
Geldim. Hadi kapat, boşuna yazmasın. Bu anten nereye giriyor ya? Orada bir alıcı var. Her malın bir alıcısı var tabii. Adem, güzelimiz nerede? Ya güzeli beklemeyelim, bana geldi. Ben şu an hazırım üremeye. İnsanlığın özünü ve gelmişini, gitmişini her türlü getirmek istiyorum Allah'ın izniyle. Şuradan başlayabilirim yani. He? Ya. Ama babacığım sen de yani dondur ısıt, dondur ısıt. Soy ilerleyemeyecek, o bağlamda söylüyorum. Kızım senden sonra zaten bizim soyumuz ilerlemesin yavrum. Ama çok sen, cahil. Sen de baba. Bırakalım, zirvede bırakalım yavrum. Olmaz baba, bu da mızık bize lazım. Kainat bize şaşırtacak. Allah kaldığımız yerden devam edelim. Ne oluyor lan? Lan! Lan dur, donduruyorsun, dondurmuyorsun. Azıcık a**tuletsin bunun ha! Nece konuşuyor acaba? Homurdu. Ya no, tamam ben istemiyorum senin kuzunu. O zaman sen kehanet güzelini getir, ben bir an önce kendisiyle damızlanayım. Hadi bakalım, güzelimiz nerede kaldı Adem? Geldim yakışıklı, geldim! Senin kainatını lan, öyle kainat mı olarak? Kainatın sonu ya la bu. Oğlum ne yaptınız siz kendinize 2000 yıldır? Neyin peşindesiniz? Beni niye soğuttunuz, çözdünüz lan? İzin verirsen açıklayayım bıyıklı. Artık bu dönemde önemli olan iç güzelliğidir. Ben de kainat iç güzeliyim. Arkadaşım kusura bakma, benim arkadaş yolluyordum da askere göndereceğim. Ben hafiften izninizle gideyim. Şahane oldu. Ben bunu mikrodalgada ısıtır bir güzel görelim. Ben bir yarışma furyasıdır gidiyor değil mi? Yani artık takip etmemek mümkün değil. İşte bilgi yarışmaları, eşli beceri yarışmaları. Var mı takip ettiğimiz yarışmalar? Yani o yarışmalarda böyle seyrederken enteresan bir şey gördüğünüz oldu mu? Beyefendiye verelim mikrofonu. Şahit olduğum ya biraz kaba bir şey herhalde. Şimdi bir araba veren bir yarışma vardı. Var hala zaten. Yani eşi, eşinin yarışmaya kazanabilmesi için acayip bir kelimeler kullandı yani. Belki bir izleyenler vardır. Peki siz bir yarışmaya katılmak ister miydiniz? O olması daha önce katıldım. Neye? Çarkıfele'ye katılmıştım. Yine katılmak ister miydiniz? Tabii isterdim. Peki efendim, bu yarışmaya katılacaklar kimler? Beyefendi gelsin, Çarkıfele'ye katılan. Başka yok mu birileri ya? Biz de bir şey yapmayacağız, seyirci olacağız. Siz gelin. Siz de gelin hadi, tamam. Hadi siz de alalım. Evet, sizi. Çok. Bir dakika, arkadaşınızı bekleyin. Evet. Hoş geldiniz. Geç kaldınız herhalde trafikten. Siz için talimatları alacaksınız. Evet, var mı başka yarışmalara eleştirisi olan? Ya da yapsanız nasıl bir yarışma yapardınız? Nasıl bir format olurdu? Verelim mikrofonu. Ben düzenleseydim daha çok bilgi yarışması düzenlerdim. Mikrofonu yakın tutalım, evet. Daha çok bilgi yarışmaları düzenlerdim. Onun dışında da hani diğer... Bu mikrofonu yaklaştırıp yavaşça uzaklaştırıyorsunuz. Nedeni? Çok fazla hani bağırmak istemiyorum o yüzden. Ha yoksa inleteceğim burayı diyorsunuz. Yani. Yani sesimde biraz çok fazla şey olunca... Yüksek mi sesiniz? Biraz. Kullanıyor musunuz profesyonel olarak? Yani oyunculuk ve tiyatro üzerine bir eğitim almıştım. Bu da devam ediyor şu anda hala. Keyif için mi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Harika. İnşallah daha ilerine... İnşallah. Daha ilerinde sizleri görürüz. Biz hazır mıyız? Gelsin bizim konuklarımız. Evet. Hoş geldiniz. Bakalım biz bir yarışma programını, hangi yarışma programını nasıl işlemişiz? İzleyelim. Buyurun.
Kim Deli Para İster yarışmasına hepiniz hoş geldiniz sayın seyircilerimiz. Efendim ilk yarışmacımız Burcu Yerler. Ben. Evet Burcu Hanım, bana bakabilirsiniz. Bana bakabilirsiniz. Burcu Hanım nasılsınız? Ne hissediyorsunuz şu an? Şu an çok çok heyecanlıyım. Kesin büyük kutu bana çıkacak. Siz galiba yanlış yarışmaya geldiniz. Yo, doğru yarışmaya geldim. Siz de maşallah televizyonda böyle boylu poslusunuz. Burada acır salatalık gibi bir mesleğiniz. Evet, Burcu Hanım. Terbiyesizliğiniz dışında ne yaparsınız? Yani nasıl birisiniz? Bize biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Bahsedeyim. Çok zekiyim. Hı hı. 9 yıldır üniversite okuyorum. 9 yıllık üniversite mi olur efendim? Neden olmasın? Tıpta insanlar bir ömür ölene kadar okur belki. Anladım. Peki sizin bölüm ne? Hazırlık. Güzel. Evet. Elimdeki kartta genel kültürünüzün çok iyi olduğunu söylemişsiniz. Bu genel kültürü herhalde üniversiteden öğrendik, öyle değil mi? Nereden edindik bunu? Genel kültürü magazinden edindim. Çünkü insanlar genelde evlerinde magazin izlerler. Ben de öyle yaparım. Mesela magazini açtım. Orada bir haber. Oo, Ali Sunal Bey kırmızı, mavi ve beyaz tonlarını giyiyor sürekli. Yoksa Fransa yolcusu mu? Çıkın lan bu çeyse. Çok, çok özür dilerim. Pardon. Pardon. Mesela, ben bu haberi izleyince anlarım ki Fransa'ya gidenler kırmızı, beyaz, mavi giyer. Mesela başka bir haber izlerim. O haberde der ki, ooo, Doğa Hanım sakın bu haberi izlemesin. Doğa Hanım niçin Rio Karnavalı gibi giyindiniz? Halbuki kışın ortasındayız. Bu üstündekinizdekiler de ne? Dedi mesela. Ben orada anlarım ki Rio'ya iğne atsan düşmez. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. Siz bayağı kıyafet yorumlarından dünya atlasını çözmüşsünüz maşallah. Efendim hazırsanız yarışmamıza başlayabiliriz. Affedersiniz bir saniye. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki hani bence bir çay için. Ne? Bir çay. Allah razı olsun. Bir tanışın çay için kuliste, öyle bir elektrik alın birbirinize ve devam edin. Evet, rejideki arkadaşlar, burada biri konuşuyor, evet. Evet, siz kimsiniz beyefendi? Şimdi buradan şöyle bir açıklama yapmak istiyorum ben. Geçen hafta burada aynı stüdyoda Yeter'le bir Evle Beni programı var idi. O programın seyircisiyim ben. Hatta geçen hafta bir aksilik oldu, bir kargaşa yaşandı. Vay efendim işte ben burada demişim ki piston aşağı indi. Yavaş, 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 yavaş. Otur. Ya vallahi milletçe şartlandık. Milletçe şartlandık. Demedim. Sonra efendim buradan yani bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 98 milyondan Türk halkından çok özür diliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben o programdan sonra servisi kaçırdım. Sonra bu dekoru kurdular buraya. Ben bir haftadır çayla besleniyorum. Evet. O yüzden bunun servisiyle eve döneceğim. Minibüsün, şimdi söylemek istemiyorum. Şeyi de aşağıya inince... Gidemedim yani. Evet. Var mı konuşmak isteyen? Mikrofonu hep bulamazsınız. Evet. Bu adam hala burada. Rejideki arkadaşlarıma sesleniyorum. Evet. Hazır mısınız? Başlayalım mı yarışmamıza? Hazırım. Evet efendim. Yarışmaya başlamadan önce şu sesleri hemen duyalım. Doğru cevap verdiğinizde hangi ses gelecek? Yanlış cevap verdiğinizde hangi ses gelecek? İlk doğru sesimizi alalım. Doğru cevap verdiğinizde bu geliyor. Bu ne be? Kafayı patlatmış gibi. Evet. Yanlış cevap verdiğinde hangi ses geliyor? Umarım bu sesi duymayız. Evet Burcu Hanım, ilk sorumuz geliyor. Ülkemizin en kuzeyinde bulunan, dört denizimizden biri olan
ve Karadeniz bölgesine adını veren denizimiz hangisidir? Şıkları okuyorum. A. Karadeniz. B. Büyük Okyanus. C. Büyük İskender. D. Bu ne bu? Evet, İskender kebap. Evet, doğru cevabı sizden alalım. Aslında şu anda bir fikrim var. Ama bir fikrim daha var ve bir fikrim daha. Sadece bir tanesi hakkında fikrim yok. O yüzden seyirciye sorma hakkımı kullanmak istiyorum. Evet, hemen seyircilerimize soruyoruz. Efendim, siz elinize petlerin... Şu adam çok zeki gözüküyor, kelli fallı. Sizce en büyük deniz hangisi be? Karadeniz. Neden? Büyük olduğu için. Belki büyük deniz daha büyük. Bana göre değil. Kime göre be? Sana göre öyle. Ya yanlış çıkarsa? Elenirsin. Elenirsem o biterim. Bak, büyük deniz, mesela büyük İskender diyor. Soruda yanıltmacalar var, kof taksiyi çalıştı. Büyük diyor, adı üstünde en büyük odur. Karadeniz. Karadeniz mi? Karadeniz. Bak, başkası çıkarsa beynine patlatırım. Şaka patlatmam. Sor, diğerlerine de sor, hadi sana o hakkı veriyoruz. Sen, nedir? Bence de Karadeniz. Hepiniz bir Karadeniz olmuş. Bence de. Bunların hepsi bir olmuş be. Sen... sebebi ne? Sebebini sor. Sebebi? Yok. İçimden öyle geldi. Karadeniz. Hay be. Senin hayatını riske atıyorlar. Bu ne beyefendiye ya? Sen? Sor. Karadeniz. Bu ne? Sen? Karadeniz diyorum. Koyun gibi bunlar be. Hepsi Karadeniz. Bir tanesi demiyor ki şudur. Sence? Karadeniz. Tamam. Ben de Karadenizliyim. Şu hanımefendiye de sor. Bence onu... Ben de Karadeniz. Aa. Şu be. Çay iç. Evet, aldın cevabı. Aldım cevabı, verdim cevabı. Pardon, oğlum senin elini niye öyle sabitledin ki onu, ne yaptın? Zamanla kaynamış hocam. 6-7 sezon gidince... Kaynamış yani oğlum. Kaynamış. Peki, tamam, buyurun. Cevabı aldım, cevabı verdim. Karadelik. Karadeniz. Karadeniz diyorsunuz, öyle değil mi? Bakalım doğru cevap mı? Hangi bakalım ses gelecek? Doğru mu? Şimdi hepiniz görün. Bakalım. Aa, Karadeniz dedi Burcu Hanım. Eminiz, öyle değil mi? Burcu Hanım, evet, eminiz. Bakalım doğru mu? Sesler mi gelecek? Evet, ses gelmedi. E? Evet. Aa, Karadeniz. Bravo Burcu Hanım. Bir de bir be. Evet, devam edelim mi? İki, sor. Hemen ikinci soruya geçiyorum efendim. Hepsini bileceğim. Evet, önce size bir ses dinleteceğiz. Evet. Sonra da bu sesin kim olduğunu soracağız. Tamam. Sesimizi dinletelim. İyi akşamlar sayın seyirciler. Kim deli para ister yarışmasına hoş geldiniz. Oldukça şık ve kaliteli bir ses. Hemen şıklarımızı alalım. A şıkkı Alen Delon. B şıkkı Kenan Işık. C şıkkı Bilal Koçyiğit. D şıkkı Ciguli. Bence bir kere Alen Delon kim onu bile kimse bilmez. O kesin değil. Ve Kenan Işık mesela o bence zaten daha tiz seslerde. Bu ses tok bir ses. O ses hiç değil. Bilal Koçyiğit Hülya Koçyiğit'in küçük oğlu. 2 yaşında falandır o. Tı 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 diye konuşur. O da değil. Bence bu ses çok tok bir ses. Ciguli. Ciguli'yi hatırlıyor muyuz? Hani o biraz daha... O sanki biraz daha böyle... Dur. Yani sizi... yöneltmek gibi olmasın ama yani bence öyledir, siz bilirsiniz. O zaman telefondan seyirciye sorma hakkımı kullanayım. Kimi aramak istersiniz Burcu Hanım? Eski sevgilim Şevkat. Şevket Bey. Evet, rejideki arkadaşlarımız Şevket Bey'i arıyorlar. Nerede arıyor? Evet, rejideki arkadaşlarımız Şevket Bey'i arıyorlar. Ara ki bulasın. Evet, küçük bir
aksilik yaşanıyor sanırım. Siz buradan numarayı çevirin. Çevirdim. Verin bana, verin bana. Hoparlörü de açayım ki biri bir şey yapmış olsun. Çalıyor şş. Açma. Alo. Evet. Şevket Bey merhaba, ben Bilal Koçyiğit. Kim deli para ister yarışmasından arıyorum. Evet. Evet. Sen nasıl? Evet bak kendini de biliyor ya. Sen nasıl benim telefonlarımı açmıyorsun? Nasıl başka numara oldu mu şok? Ya bırak peşimi kızım, istemiyorum seni, istemiyorum ya, bırak beni ya. Asıl ben seni istemiyorum be. Ben seni bu konuşmayı yapmak için buradan aradım. Ben seni neyini arayayım? Bence... Hadi kapattı. Bence kapattı. Bir çay için, çay için önce. O oradan içsin, siz buradan için anlaşın. Üstüne bir soğuk su içsen be. Ya kızım çık git hayatımdan ya. Öldürdün beni artık ya. İstemiyorum seni, gına git. Defol ya, defol ya. Evet, soruyu da soramadan telefon kapandı ama... Ben zaten doğru cevabı biliyordum. Sadece denemek için bunu yaptım. Doğru cevap sizsiniz. Ama benim bir ismim var yani. Ben Bilal kim... Koçbey'in. Bilal Koçbey'in. Evet. C. Bilal Koçbey'in. Bakalım cevabımız doğru mu? Doğru mu? Evet. İkide iki. Kaç tane jokerim kaldı? Bir tane daha var. Bu soru da biter mi? Evet, Bilal Koçi doğru cevaptı. Üçüncü sorumuz geliyor. Gezi varsa göreceği de var. Hazır mıyız? Hazır. Ünlü masal kahramanı Alaaddin'in nesi meşhurdur? A şıkkı. Dolması. B şıkkı, mumbar dolması. C şıkkı, İskender kebabı. D şıkkı, lambası. Burcu Hanım. Bence Alaaddin'in lambasının meşhur olmasına mümkün mat yok. Çünkü zaten lambayı bulan Edison. Edison buldu ve Edison lambayı bulduğu için de en meşhuru Edison'un yaptığı lambalardır. Ve Alaaddin'in yaşadığı dönemde, ki bu çok eskiye dayanır, o zaman lamba yoktu. Bu insan nasıl beslenirdi? Küçük küçük hamurdan köftecikler yapardı. Ve o köfteleri etrafına da dağıttığından o meşhuriyetine öyle sağlamıştı. Ve o yüzden de bence kesin kes mesela bumbar dolması bumbaylılara ait bir dolmadır. Zaten onu da bumbaylılar yaptığı için kesin kesin kes başka bir mümkün mantı yoksa ya. Alaaddin'in komutası. Ablacığım, bak ben dedim adama bir çay içir diye, bak uykusu şey oldu. Cevap veriyorum. Alaaddin'in köftesi. Yani köftesi, Alaaddin'in köftesiyle dolması sonucu en meşhur şey Alaaddin'in dolmasıdır. Bakalım doğru cevap Alaaddin'in dolması mı? Alaaddin doluyor. Lodek. Evet. Bakalım doğru cevap Alaaddin'in dolması mı? Yanlış. Maalesef yanlış cevap. Ne yazık ki yarışmamız sizin için burada sonlanıyor Burcu Hanım. Oldu, iyi günler. Bir saniye, bir saniye. Size bir teselli ödülümüz var. Bakalım teselli ödülümüz neymiş? Ne? Arap. Arap mı? Evet, ben de aynı soyundum. Ne yapayım ben Arap'ı? Arap diyor, evet. Arap geliyor. Evet.
teselli ikramiyesi olarak arkadaşlar kelime oyunu yapmışmış. Ha çok komik. Evet. Hızlı Arap deyince görün bakayım ne olacakmış. Hızlı Arap. Hiçbir şey olmadı. Arka arkaya Arap deyin. Arka arkaya Arap. Arap. Arap deyin. Arap. Arap, 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 Arap. Para oldu. Arap paraya dönüştü. ya ben satayım. Bu ne ya? Bu para mı? Para, evet. Ata. Bu ne? Müziğimiz de alıyoruz dışarı sizi. İnanmıyorum şu an. Hadi bakalım. Evet sayın seyirciler, diğer yarışmacımıza geçiyoruz şimdi. Nereye geçiyorsun ya? Program bitti. Bak servis saati geldi. Bunu da kaçırırsam ayva yedim. Beyefendi program bitse gongumuz çalar öyle değil mi? Aman sanki bütün hepsi çaldı da bir gongum kaldı. Bak! 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 Evet kusura bakmayın. Yarışmamız bitti, sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Rapa